Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب يا أهل مكة قند يقلب الله كافر بلسلر وحالان كسلر أوليك إدلارينجز يعني بيلردگي نطفة Maninin zerrelerden ibaret edileriniz. Fe'ahyakum fil erhami. Allah-u Teala sizlerini tırıltırdı rahimlerde. Analarının beçedanıda. Ve dünya, yani dünyada. Binefhi ruhi fikum, sizlerge ruhunu fudeşlik bilen. Ve listifamu li taaccubi min kufrihi ma'akiyya min burhani av li tevbihi. Bedege keyfe tekfuruna degen saval şimdi hüccetler kayın buluşluğu bilen bir gelikte uladın kafir bu genlikiden teaccüb kılıçlığı içindir. Şünceli hüccetleri görüp yine kafir bu genlikleri hakikaten herkken de insanını teaccübke koyadigen hayretke saladigen dersedir. Çünkü için keyfe tekfuruna deyip saval kılını yaptı. Ya ki mesela tevbih içindir. Bir jerkishlik uchun, rad qilishlik uchun, inkor qilishlik uchundir. Summa yumitukum, keyin sizlarni o'ldiradi. Ayinda intihay ajalikum, ajallaringiz bitib turgan vaqtda, dunyoda sizga berilgan muddat bitgan vaqtida Alloh taolo sizni o'ldiradi. Summa yuhiykum bil ba'fi, keyin sizlarni yana tiriltiradi, qayta tiriltirishlikda, qiyomat kunida. Summa ilayhi turja'un, keyin Allohning huzuriga qaytarilasizlar. Turadduna ba'dal ba'si, qayta tirilgandan keyin Allohning huzuriga qaytarilasizlar. Fayujazikum bi a'malikum, Alloh taolo sizlarni a'mollaringizga qarab sizlarga mukofot beradi. Va qala dalina ala ba'si lamma ankaruhu. Kofirlar Makka mushriklari qaytar tirilishlik qiyomat hayotini inkor qilishgan vaqtida Alloh taolo bu qayta tirilishlik haq ekanligiga dalil zikr qildi. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'an. U yer yuzidagi narsalarning hammasini sizlar uchun yaratgan zotdir. Ay al ardi va ma fiha. Ya'ni yerdagi va yerdagi narsalarning hammasini jami'an sizlar uchun yaratdi. لِتَنْتَفِعُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوا bu narsalardan manfaat hosil qilishlaringiz uchun va undan ibrat olishlaringiz uchun. ثُمَّ اسْتَوَى بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ اَيْ قَصَدَ keyin yerni yaratgandan keyin istivo qildi, ya'ni qasd qildi. إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ osmonga va osmonlarni barobar qildi. الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ دَيْهِ هُنَّ زَمِرْ Osmonlarga qaytadi. لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْآيِلَ إِلَيْهِ Yani o, unga qaytuvchi jumlaning ma'nosidadir. اَيْ سَيَّرَهَا كَمَا فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَضَاهُنَّ Başka bir ayette, ularını qazovat qildi deganidek. فَسَوَّهُنَّ degani, سَيَّرَهُنَّ degani. سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Yani yetti osmonlar qilib. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٍ Ve o her bir nesane bülüçüdür. Mücmelen ve müfessalen. İcmali haletteyem ve tefsili haletteyem. اَفَلَا تَعْتَبِرُونَ Şimdi ibrat amesizler mi? اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ اِبْتِدَاءً وَهُوَ اَعْظَمْ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلَى اِعَادَتِكُمْ Bana şu neselerini başlanışlığı da yoklikten bar kılıp yaratken zat. Şunu yaratışlıkta kadir bugün zat. Va halangi usullardan ko'ra kattaroqdir. Yetti qavat osmon sizlarni yaratilishliklaringizdan ko'ra kattaroqdir.
şunu yaratışlıkka kadir bo'lgan zot sizlarni qayta yaratışlıkka albatta qodirdir. Shundan ibrat olmaysizlarmi deyapti. Haqiqatan ham bu shunday bir dalilki, yer osmonlarni kim yaratgan desiz, butun mushriklar Alloh deb javob berishadi. Madomiki sizlar yer osmonni Alloh yaratganligini bilasizlar, shuni tasdiq qilasizlarmi? Demakki o'lgandan keyin qayta tirilishliklaringiz, qaytadan yaratilishligingiz Alloh uchun nihoyatda osondir. Buni albatta tasdiq qilishlaringiz kerak. Alloh subhanahu va taolo yuqorida Qur'onga insonlarning ikki xil muomala qilishligini zikr qildi. Mu'minlar Qur'onga iymon keltirishadi va Alloh tarafidan ekanligini, haq ekanligini bilishadi. Tasdiq qilishadi, amal qilishadi. Ammo kofirlar esa e'tiroz qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ular to'g'risida xabar bergandan keyin kayfa takfuruna deb iltifot qilyapti. Qarang, g'aybdan xabar beryapti turdi, ya'ni uchinchi shaxsdan xabar beryapti turdi. Endi muhatob ko'tiyapti. Kayfa takfurun? Qanday qilib sizlar kofir bo'lasizlar? Billahi Alloh taologa deyapti. Yuqoridagi darslarda aytganimizdek, kufr ham ikki xildir. Katta kufr insonni dindan chiqaradigan, ikkinchisi kichkina kufr nonko'rlik, kufroni ne'mat deyiladigan. Nonko'rlik, ko'rmamaklik. Ya'ni dindan chiqmaydi, inson gunohkor bo'ladi. Bu oyat shunday ikki xil tafsir qilinishligi bilan butun insonlarga taalluqli bo'laveradi. Islom dinidan tashqarida qolgan kishilarga kayfa takfuruna billahi? Sizlar qanday qilib Allohga kofir bo'lasizlar? Qanday qilib Allohning dinini qabul qilmaysizlar? Qanday qilib Allohga shirk keltirasizlar? Qanday qilib Alloh taolaga qarshi chiqasizlar? Deb ularga savol bo'lyapti. Ham taajjub qilinyapti, ya'ni kofir bo'lishlikka hech haqlaringiz yo'q-ku sizlarni. Hech qanday bir dalillaringiz yo'q. Nihoyatda katta zulmdir bu. Eng katta jinoyatdir deyilsa, endi musulmonlar aytmasinki, bu oyat bizga tegishli emas, bu kofirlarga tegishli demasin. Oyatning ikkinchi tafsiri bor. Kufrun duna kufrin, ya'ni nonko'rlik ma'nosida Alloh taolo mu'minlarga shu ma'noda xitob qilyaptiki, ey musulmonlar, sizlar qanday qilib Allohga nonko'rlik qilasizlar? Nimaga nonko'rlik qilyapsizlar? Ikkinchi ma'noni ham subuti borligiga dalil. Qarang, Alloh taolo kayfa takfuruna deb xitob qilyapti. Shuni siz o'qiyap turganingizda sizga xitob bo'ladimi bu? Yo boshqasiga xitob bo'ladimi? O'qiyapsiz, mana shu oyatga keldingiz. Qarang, kayfa takfuruna billahi deyapti. Alloh taolo sizga aytyapti-da, siz o'qiyap turgan vaqtingizda. Allohga qanday qilib kofir bo'lasizlar deyapti. Siz bu dunyoda olimlar sizga nasihat qilganda chap beryapti turdingiz, o'tkazib yuboryapti turdingiz. Sizga bir narsani gapirsa, o'ng tarafdan chap tarafga o'tkazib yuboryapsiz. Tegmayapti sizga gap. Endi Alloh taolo kayfa takfuruna billahi desa ham chap derasizmi? Menga aytmayapti deysizmi? Sizga aytyapti buni Alloh taolo. Qur'on o'qiyap turgan kishilarga aytyapti. Xitob qilyapti sizga Alloh taolo. To'g'ridan to'g'ri. Shuning uchun Qur'on o'qigan kishi Alloh bilan gaplashgan bo'ladi deyiladi. Qur'on o'qiyap turganingizda Robbingizdan gaplashyapsiz. Ta'sirlaring. Kayfa takfuruna billahi deganda yuzingiz qizarsin, xijolat bo'ling, uyaling, amallaringizga qarang. Allohdan xijolat bo'ling. Alloh aytayaptiki, qanday qilib Allohga nonko'rlik qilasizlar? Biz faqat katta gunohlarni o'ylamaylik. Ahmad bin Hanbal rahimahulloh aytadilarki, men Baytul Haloga kirishdan oldin, biz zamonimizda tualet deb atalgan yerga kirishdan oldin agar duosini o'qimasam, Allohumma inni a'udubika minal khubusi val khaba'is, shu duosini o'qimasam albatta uni zararini ko'rardim deydilar. Qarang, mana shu duoni o'qishlik mustahab, lekin mustahabni tark qilganligida uni jazosini ko'ryapman deyaptilar. Demak, mustahabni tarksiz Alloh tarafidan bir jazo kelyapti. Fuzayl ibn Ayyoz aytadilarki, men Allohga isyon qilganligimni ayolimdan bilaman dedilar. Ayolim menga itoat qilmay qo'ysa, bilamanki men Allohning itoatida bir nuqsoniyatga yo'l qo'yibman dedi. Endi ularning nuqsonlari, gunohlari sizniki, biznikida qolmas ulardiki. Kichkina narsalar. Bizda hayotimizda nima bo'pti deydigan narsalar. Yani siz bilan biz o'zimizni taqvodor, ilmli, mukammal musulmon deymiz. Bizning nazimizda nima bo'pti endi, bo'ladi-da bunaqa narsalar deydigan narsalarni Fuzayl ibn Ayyoz aytayaptiki, agar shunday itoatsizlik qiladigan bo'lsam, men
onu zararını ayolumdan görmem dediler. Hatta eşyagim itaat kime koyar dediler. Hatta ki üydeki sıçkanlar erkelep gider dediler. Gelin. Üyüzde sıçkanlar erkelep gitse demek ki o sızay bizden o. Sizden bazı cinayetler öte yaptı, bazı günahlar öte yaptı ki sıçkanlar siyankılı yaptı. Siyankılı et de sıçkanda sizge siyankılışı yapmasa Rabbizge siyankımeyin. Sıçkan sizge siyankılışı yine mi öptü? Şimdi sabun ne diyor? Kimsiz siz? Ama Rabbul Alemin'e sizi siyankısız, bu caiz mi bu? Demek keyfe tekfuruna billahi Allah ki kendi kılıp nankörlük kılasılardıysa sizler de çap vermeyler. Biz zınakıma yapıp ki adam öldürme yapıp ki ruhlarına sığınma yapıp ki biz muvahhidimiz elhamdülillah. Mahallede haklı getirirken bitti miyim ben? De, biz katta avliyalarımız ki demeyler. Katta avliyalar eti yaptı, Füzeyl ibn-i Yaz eti yaptı. Kiçkine bir hata kısam şunu zararını göremem de. Ahmet bin Hanbel eti yaptı karim. Bizim zamandaki takvadar insanlara bu zikirler, dualarda siz itibar verişmedik hiç. Ahmet bin Hanbel eti yaptı, şu Baytül Halak'a kiredigen duanı etmesem elbette zararını göremem de yaptılar. Aslında biz Allah'ın hükümleri farz bulsun, sünnet bulsun, müstehab bulsun amel kımagenimizde bizim başımızda zarar geledi. Ama biz sezmeyimiz. Biz sezmeyi kıyıpkenimiz. Yani kalbimiz karayıp gitken ve gözlerimiz yaş görmediğin bu kıyken, kulağlarımız yaş eşitmediğin bu kıyken. Az az kıyken muhurlanıp kalışıya. Şimdi bunu yaptık ki de böyleyemiz. Lekin böyle yaptı. Başımızda her hal musibetler geliyor yaptı. Şunlar hepsi cinayetlerimizin sebebinden. Hani görürsünler Nisa suresinde Allah Teala dedi ki وَمَنْ يَعْمَلْ سُعَنْ يُجْزَ بِهِ Kimi ki bir yamanlık ise elbette cezası verilir diye yaptı Allah Teala. Allah'ın kanunu bu. Lekin onu bilişlik gerekti. Hani bir adam varken adamlar onu malamat kıldı. Hayır ki adamlar hepsini de malamat kıldı. Lekin ben hiç malamat bulmadım dedi. Biz ondilerden bu meylikte Allah tarafından kanca ceza keseyi biz de söyledik ki biz geçkendiği balakeme yaptık ki illa yeri tüketçilik gereği mi? Yeri tüketse ki balakeme dediğimiz mi? Hayatımızda bizge aziyet veriyen nesneler hepsi bir zarardır, aziyettir. Şunlar hepsi bizge ceza bulup geliyor. Özümüzü silah kılıyorduk. Tefekkür kılıyorduk. Hayatımızı kayda zarar kıldık. Kayda bir farzı, sünneti terk kıldık. Ve farzı sünneti terk edilen vaktimizde küfranı nimet edilen bulamız. Nankörlük edilen bulamız Rabbimizle nispeten. Allah etiyatı ve kuntum emvaten ve halenki sizler ölük ediler ingiz. Ben Adem aleyhisselam evvel toprak idi. Toprak ölük hesaplanadı. Şu fahyakum ki sizlerini tırıltırdı. Adem aleyhisselam da şundik. Adem aleyhisselamdan ki insanlar da bizde ise bizi ölüklüğümüz mani, mani ölük nerse, hususen uzun cahiden kozgal genden ki. Ölük bugün maniden Allah Teala bana trik bugün insan diyareti yaptı. Bir de kança mucizeler var. Sümme yumitukum, kin sizlerini yine öldüredi Allah Teala. Dünyaya kildiz, dünyada yaşayapsız, aceliz biti yaptı, öldürü yaptı Allah Teala. Sümme yuhikum, kin sizlerini tırıltıredi, kıyamet günü de. Sümme ileyhi turca'un kin Allah'ın huzuruna kaytarılasızlar. Allah'ın huzuruna barasızlar. Her bitti amellerinizde cevap veresizler. Allah Teala sizlere san sanaksız nimetler veriyen. Bunlar da hesabını soruydu. Karin san sanaksız nimetler deyimiz o. San sanaksız nimetli hesabı kendi bulardı. Öyle görünce. Cüda kıyım bulardı hesap kitabı. Necat toparlasız mı? Necat toparmıyorsunuz. Nimetlerde hesap kitabını veremezsiniz, necat tapalmıyorsunuz. Şunun için Allah'tan ağzı kılıçlık gerek, yat kılıçlık gerek. Şu dünyada elinizde Allah'ını razı kıladırken emellerde kılın. Allah'ını razı kıyan kişilerin sefede buluş gerek, yat kılın ki ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ diyen yerde haleti dasan bulsun. Allah Teala ayet yaptı ki sizler Allah'a nankörlük kılasırlar. Ya kafir bulup ya ki mesem şükür kümesten huvellezî halakalakum me fil ardı cemiyen. Yukarıda Allah Teala bizi yaratkenliğini zikir kıldı. Bizi yaratkenliği, bizden aldıngilerdi yaratkenliği katta nimetidir. Şimdi Allah Teala dedi ki sizler için yeryüzdeki nesnelerin hammasını yaratken zattır.
Qarang, lakum deyapti. Lam manfaat lomidir. Shuning uchun buni tarjimasi shunday bo'ladi. Yer yuzidagi narsalarning hammasini sizlarning foydangiz uchun yaratdi deyapti. Lamdan ma'lum bo'ladiki, li manfaatikum. Sizlarning foydalaringiz uchun. Yer yuzidagi narsalarning hammasi bizning foydamiz. Endi shariatda man qilingan ba'zi narsalar bor. Ular sanoqli narsalar. Shuning uchun Alloh taolo bergan narsalarni sanamaydi. Bergan narsalarni aytadiki, uni sanasangiz bitira olmaysizlar deydi. Lekin innama harrama alaykum sizlarga harom qildi deb aytadi, o'lik deydi, qon deydi, to'ng'izning go'shti deydi, butlar uchun so'yilgan narsa deb sanaydi. Harom qilingan narsalarni sanaydi. Harom qilingan narsalar barmoq bilan sanaydigan darajada oz. Ya'ni yer yuzida mavjud bo'lgan narsalar ikki xil. Biri halol muboh bo'lgan narsalar, ikkinchisi harom mamnu bo'lgan narsalar. Bular juda oz. Harom bo'lgan narsalar halol bo'lgan narsalarga nisbatan nihoyatda oz. Masalan, hayvonlar, go'sht yeyiladigan hayvonlar, yeyilmaydigan hayvonlar desangiz, yeyilmaydiganlar oz, yeyiladiganga nisbatan. Mevalarni ko'ring, yeyiladigan mevalar yeyilmaydiganlarga nisbatan ko'p. Ya'ni zaharli bo'lgan, zararli bo'lgan, man qilingan ba'zi mevalar bor, ular juda oz. O'simliklarning masalasi ham shunday. Suvlarning masalalari bo'lsin. Ya'ni ko'pchiligi halol qilingan, muboh qilingan narsadir. Ulamolar shu oyatni dalil qilib aytadiki, demak, yer yuzidagi narsalarning hammasi aslida mubohdir. Muboh. Lekin Qur'on va hadisdan bir dalil sabit bo'lib, shu joiz emas desa, keyin u joiz emas bo'ladi. Bo'lmasam, bu narsalar hammasi haloldir. Bularning asli mubohlikdir. Endi savol keladiki, buni tushundik mana. Lekin shu to'ng'izning masalasi, o'likning masalasi yoki ba'zi bir zaharli narsalar, ular qanday qilib bizning foydamizga bo'ladi? Uni bizning foydamizga bo'lganligi Allohning buyuk hikmatini qarangki, ba'zi ishlarni qilib savob topasiz. Masalan, namoz o'qiysiz, savob hosil qilasiz. Ba'zi ishlarni qilmasdan savob topasiz. Masalan, zino qilmaysiz, sizga savob bo'ladi. Qarang, Allohning buyukligini. Shunga o'xshab shirin mana olmalarni yeysiz, bug'doydan qilingan nonlarni yeysiz, shukr qilasiz, savob topasiz. To'ng'izni yemasdan savob topasiz. Ikki xil savob beryapti Alloh taolo sizga. Sizga foydangiz bo'lyapti. Shulardan saqlanishligingiz bilan Allohga itoat qilgan bo'lyapsiz. Ham amrni bajarib turgan, ham nahiyni bajarib turgan bo'lyapsiz. Natijada sizga foydangiz bo'lyapti yana. Summa stava ila sama, keyin osmonga istivo qildi. Deganda mana qasada deyaptilar. Ibn Kasir ham qasada deydilar. Ko'pchilik ulamolar qasada deydi. Ila kelganligi uchun. Masalan, summa stava ala al-arsh, keyin Alloh taolo arshga oliy bo'ldi deganda, bu yerda oliy bo'ldi deyiladi, chunki ala bor. Summa stava ala al-arsh deyapti. Ala kalimasi bor. Bu yerda ila kelyapti. Ila kelganligi uchun mufassirlar aytadiki, istava kalimasi ilo bilan kelganda qasada degan ma'noda. Keyin osmonga qasd qildi. Osmonga istivo qildi. Fasawwahunna sab'a samawatin va osmonlarni 7 qavat osmonlar qilib barobar qildi, yaratdi ya'ni. Barobar qilib yaratdi. Nihoyatda munosib qilib, mukammal qilib yaratdi. Osmonlarni mukammalligi, munosibligini hozirgi professorlar hammasi ko'rib hayratda qolyapti. Va bizning zamondagi professorlar qanchalik ilmni da'vo qilsa qilsin, ular hali birinchi osmonni ham tekshirib, bitirib, nihoyasiga yeta olgani yo'q birinchi osmon. Boshqa 6 ta osmonda qo'ying. Birinchi osmonda oxiriga yeta olgani yo'q ular. Osmonlar shu darajada kattadir va shu darajada katta bo'lishiga nisbatan qaramasdan nihoyatda mukammal, nihoyatda go'zaldir. Nihoyatda mutanosib. Bu oyatda mashhur bir ixtilofga hal bor. Ixtilof nima? Birinchi, yer yaratilganmi yoki osmon yaratilganmi degan savolga ikkita javob bor. Islomda jumhur ulamolar aytadiki, avval yer yaratilgan, keyin osmon yaratilgan deyiladi. Dalil mana. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'an, summa stava ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Summa deyapti Alloh taolo. Yerni yaratdi-da, keyin osmonga qasd qildi deyapti. Keyin osmonni yaratdi.
İslam'da bazı alimler var ki, avval osmon yaratilgan, keyin yer yaratilgan degan qavl bor. Ama bu zayıf qavl İslam'da. Hozirgi professorlar nima deydi? Fan olimlari, hozirgi fan olimlari İslam'dan tashqari bo'lgan. Ular aytadiki, avval osmon paydo bo'lgan deydi. Agar yaratilganligini qabul qilsa ham, avval osmon yaratilgan, keyin yer yaratilgan deydi. Ama bu to'g'ri emas. Na to'g'ri bu. Ba'zi islom olimlari avval osmon yaratilgan deganda Nazi'at surasini dalil qilishadi. Masalan 27-oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Antum ashaddu xalqan amissama?" Yaratilishlikda sizlar shiddatliroqmisizlar yoki osmonmi? Banaha Alloh taolo osmonni bino qildi. Rafa'a samkaha fasawwaha. Osmonning tomini, balandligini baland qildi va uni barobar qildi. Va aghtasha laylaha va akhraja duhaha va kechasini chiqardi va duha yorug'ligini chiqardi. Val arda ba'da zalika dahaha. Keyin yerni o'shandan keyin dahi qildi. Akhraja minha ma'aha va mar'aha. Yer yuzidan suvini va o'tloqlarini, yaylovlarini chiqardi. Chiqardi val jibal arsaha va tog'larini yerlashtirdi. Mata'allakum va li'an'amikum, sizlar uchun va hayvonlar uchun foyda bo'lsin, manfaat bo'lsin deb. Shuni dalil qilishadi. Lekin jumhur ulamo aytadiki, diqqat qiling, val arda ba'da zalika dahaha diyat. Val arda ba'da zalika xalaqaha demayapti Alloh taolo. Yaratdi demayapti. Dahaha diyat. Daha bilan xalaqani juda katta farqi bor. Masalan, bizi dunyoga vujudga kelishligimiz bilan 18 yoshdagi balog'atga yetishligimiz o'rtasida qanchalik farq bor? Biz 18 yoshda balog'atga yetib, mukammal bo'lishligimiz o'sha vaqtda yaratilganligimizga dalolat qilmaydi-ku. Bizi vujudga kelishligimiz 18 yil oldin bo'lyapti. 18 yil o'tgandan keyin mukammal bo'lyapti. Ya'ni dahyun bilan xalqun o'rtasidagi farq shunga o'xshaydi. Alloh taolo yerni avvaliga mutlaq holatda yaratdi. Keyin osmonni yaratdi-da, osmonni yaratgandan keyin yana yerni masalasiga qaytdi, yerni dahiy qildi. Dahiy degani shu tuxumga o'xshagan shaklga keltirishlik. Ya'ni yer birinchi yaratilgan vaqtda tuxumga o'xshagan shaklda emas edi. Hozir masalan ko'proq insonlarga tushuntirishadi, globus qilib yer sharini qo'yishganda yum-yumaloq qilishadi-yu, lekin yer shari yum-yumaloq emas, tuxumga o'xshagan. Nimani tuxumiga o'xshaydi ko'proq? Haligi g'ulg'ula deydi-ku, g'ulg'ulami nima deydi? Hind tovug'i deyshani. Ha? Induktin, taruski. Shuni tuxumiga o'xshaydi, ya'ni tovuq tuxumi sal ingichkaroq bo'ladi, ama bu sal yo'g'onroq. Tuya qush tuxumi deysan bo'ladi. Tuya qush tuxumi ham shuni qalin bo'ladi, sal uzunchoqroq bo'ladi. Yer ham yer shariya mana shunday shaklda. Bir tarafı sal kengroq. Shuni dahiy deyiladi. Yerni mutlaq yaratilishligi boshqa bir shaklda yaratilgan, keyin Alloh taolo uni tuxum shakliga keltirdi. Shuni aytayapti. Val arda ba'da zalika dahaha. U keyin bo'ldi. Ammo yaratilishlikda avval yer yaratilgan. Endi bu professorlar aqllariga solib, yer qanday qilib yaratiladi? Osmon yo'q-ku. Qayta yaratiladi yer deydi. Qarang, aqliga soladi. Biz unga aytamizki, seni aqling zotan juda zaif-ku. Osmonlarni tasavvur qila olmayapsan-ku. Hali bitta osmonni tushunganing yo'q. Yetti osmonni senga tushuntira olmayapti. Seni aqlingga solsa, yettita osmon ham yo'qolib ketadi, shunchalik katta osmonlar ham. Shu insonni aqliga sig'masligi bu mo'jizada bu. Hatto seni aqlingga ham sig'mayapti. Ammo hozirgi vaqtda insofli professorlar ham, shu kofirlar o'zlari ham e'tirof qilishyaptiki, ya'ni bu koinotni paydo bo'lishligi xuddi birdaniga bir portlash bo'lganga o'xshaydi. Birdaniga bir portlaganda ba'zi narsalar o'rtaga chiqqandek, hozir o'zlari ham aytishyapti, birdaniga vujudda yer paydo bo'ldi-da, uni atrofida osmon paydo bo'ldi deyishyapti. Ba'zilar e'tirof qilyapti buni. E'tirof qilsin, qilmasin, Alloh taolo avval yerni yaratdi, keyin osmonlarni yaratdi. Islom aytadiki, yer markaz deydi.
Aynen yerdi merkezliydi, onun üstüge asmaları bina kıyam. Ular ne dedi? Asmanda kıyaştı merkezliydi ular. Kıyaştı merkezlik durup, yerdi ikinci mesele kılışadı. Kıyaştı etrafı da elen yaptırken, asman cinslerden bir nesle bugün nesledir. İslam dini yerge ve yeryüzde yaptırken insanlar o ve başka bütün varlıkka kançalı ahamiyet bir yaptı, merkezleştir yaptı, ular uzaklaştır yaptı, ikinci dereceli halatke çürü yaptı ular. İnsanların dikkatini başka tarafke tatı yaptı. Bunu biz hazır asan yine etkili yapıyoruz. Lekin profesörlerle otursuz bir iki ayda tasnım olmuyordu ular. Ular için mütçeli asan dersemez. Net 100 yıldan beri ular saç döküldü bu yolda. Avval Osmonni yaratilganligini isbot qilamandi. Hali ham qancha tekshiruvlar olib borishyapti. Shuni isbot qilamiz deb. Yana bular kichkina ilmlar emas aslida. Qur'on bizga aytganiga uchimiz osongina aytib qo'yapmiz-ku. Lekin haqiqat shudur. Avval yer yaratildi, orqasidan Alloh taolo osmonni yaratdi. Undan keyin bularni tartibga soldi. Va huwa bi kulli shay'in alim. Va u har bir narsani biluvchidir. Har narsani o'zi yaratgandan keyin albatta biladi-da Alloh taolo. Yaratgan zot bilmaydimi? Ala ya'lamu man xalaqa? Yaratgan zot bilmaydimi? Biladi har bir narsani. Modamiki Alloh taolo har bir narsani bilar ekan, Allohdan qo'rqaylik. Hayotimizni bir lahzasi ham bekor o'tmasin. Dinni yo'lida o'tsin va Allohning mulkidan istifoda qilganimizda ishlatganimizda, iste'mol qilganimizda Allohning rizosi uchun ishlataylik. Noto'g'ri yo'llarga ishlatmaylik. Va huwa bi kulli shay'in alim. U har narsani biluvchidir. Har narsani bilyapti. Fikringizgacha biladi, aqlingizdan nima o'tyapti, hammasini biladi Alloh taolosi. Allohdan qo'rqishlik kerak.